Merhaba. Benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Bugün, modern hayatın karmaşası ve yoğunluğu arasında sıklıkla unuttuğumuz bir şeye, huzura odaklanacağız. Hayatın hızına ayak uydurmaya çalışırken, kendimize ayırdığımız zamandan ve iç huzurumuzdan ödün veririz. Ancak unutmamalıyız ki, huzur bizim en değerli varlığımızdır ve bunu korumak için proaktif adımlar atmamız gerekir. Huzurlu bir yaşam, sadece zihinsel ve duygusal sağlığımızı değil, genel sağlığımızı ve yaşam kalitemizi de doğrudan etkiler. Huzur, stresi yönetme, daha net düşünme ve daha sağlıklı, mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürme yeteneğimize bağlıdır. Ancak huzuru elde etmek ve korumak, bir düğmeye basmak kadar kolay değildir. Bilinçli bir çaba, sabır ve doğru stratejilere ihtiyaç vardır. Bu videoda daha huzurlu bir yaşam yaşamanın ipuçları ve stratejilerini sizinle paylaşacağız. Birlikte günlük yaşamın streslerini ve kaygılarını hafifletme, iç huzuru bulma ve bu huzuru koruma yollarını keşfedeceğiz. Hadi bu huzur dolu yolculuğa başlayalım. 1. Bilinçli farkındalık meditasyonu. Meditasyon, binlerce yıldır uygulanan ve günümüzde bilimsel araştırmalarla da desteklenen bir zihin-beden uygulamasıdır. Bugün size ilk stratejimizi tanıtacağım. Bilinçli farkındalık meditasyonu. Bilinçli farkındalık, o an içinde bulunduğumuz deneyime, anı yargılamadan veya ondan kaçmadan tamamen odaklanma sanatıdır. Aklımızı ve vücudumuzu sürekli bir hareket ve gürültü durumundan alıp, sakin, sessiz ve dikkatli bir duruma getirerek huzuru yakalarız. Meditasyon sadece derin bir huzuru yakalamak için bir yol değildir. Aynı zamanda stres, anksiyete ve depresyon semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Dahası, bilinçli farkındalık pratiği sayesinde zihnimizi daha etkin bir şekilde yönetmeyi, odaklanmayı ve rahatlamayı öğreniriz. Bilinçli farkındalık meditasyonu yaparken amacımız zihnimizi boşaltmak veya belirli bir duruma getirmek değil, ne olursa olsun o anki deneyimimizi kabul etmektir. Yani sessiz bir zihin yerine o an ne oluyorsa ona açık ve kabul edici bir zihin hedeflenir. Birçok kişi meditasyonun saatlerce sessizce oturmayı gerektirdiğini düşünür. Ancak gerçek şu ki, sadece birkaç dakika bile olsa her gün biraz zaman ayırarak bu pratiği yapabilirsiniz. Hatta başlangıçta 5 dakikayla başlamak ve zamanla süreyi arttırmak iyi bir yöntem olabilir. Daha huzurlu bir yaşam için meditasyonu günlük yaşamınıza eklemek büyük bir adım olabilir. Yatakta uyanır uyanmaz ya da yatmadan önce, bir sandalyede otururken veya bir yürüyüş sırasında. Meditasyonu gününüzün herhangi bir anına entegre edebilirsiniz. Önemli olan bunu bir alışkanlık haline getirip düzenli bir şekilde yapmaktır. Bu, daha huzurlu bir yaşamın kapılarını aralamanın ilk adımıdır. Siz de kendinize birkaç dakika ayırın ve bu sessizliğin ve huzurun tadını çıkarın. Bir sonraki stratejimiz, belki de gücü en çok küçümsenen alışkanlıklardan biri olan pozitif olumlamalar. Basitçe söylemek gerekirse, pozitif olumlamalar, kendimize olumlu mesajlar gönderme pratiğidir. Ancak bu basit pratiğin etkisi, zihinsel ve duygusal huzurumuz üzerinde derin ve dönüştürücü olabilir. Olumlamalar, düşüncelerimizin gücünü kullanma sanatıdır. Bilinçli ve bilinçsiz düşüncelerimiz, hislerimizi
davranışlarımızı ve sonuçta yaşam deneyimlerimizi şekillendirir. Olumlamalar, düşüncelerimizi bilinçli bir şekilde yönlendirerek daha olumlu ve destekleyici bir zihinsel ve duygusal durum yaratmamıza yardımcı olur. Ben huzurluyum, ben sakinim, ben rahatım gibi olumlamalar, bilinçaltımızı yeniden programlama gücüne sahiptir. Bunlar, kendimize huzurlu ve sakin bir durumda olmayı seçtiğimizi hatırlatır. Bu olumlamaları kullandığımızda, zihnimiz bu mesajları alır ve deneyimlerimizi buna göre şekillendirir. Pozitif olumlamaları uygulamanın birkaç yolu vardır. İçinden geçtiğiniz zorlu bir durumda veya stresli bir anınızda derin bir nefes alın ve kendinize olumlu bir olumlamada bulunun. Olumlamaları bir meditasyon pratiği içerisinde kullanabilir veya güne başlarken ve bitirirken belirli olumlamaları tekrar edebilirsiniz. Bu strateji basit ve hızlı olmasına rağmen düşüncelerimizi, hislerimizi ve davranışlarımızı dönüştürme gücüne sahip olabilir. Özellikle zorlu zamanlarda pozitif olumlamaları kullanmak, huzurlu bir yaşamı sürdürme ve günlük stresleri yönetme konusunda bize güçlü bir araç sağlar. Unutmayın, her olumlamada bulunduğunuzda kendi huzurunuzu ve sakinliğinizi seçiyorsunuz. Kendi iç huzurunuzu ve sakinliğinizi seçmek, stresli ve zorlu durumlarla başa çıkmak için içimizdeki gücü harekete geçirir. Bu basit ancak güçlü strateji, huzurlu bir yaşamı sürdürmek ve günlük stresleri yönetmek için önemli bir araç olabilir. Kendinize olumlu bir şekilde hitap edin ve bu olumlamaların hayatınızı nasıl dönüştürdüğünü görün. Üçüncü stratejimiz, doğayla bağlantı kurmak. Her ne kadar teknoloji ve modern yaşamın olanakları bize pek çok kolaylık sağlasa da, doğanın dengeli ve huzur verici enerjisinden uzaklaştığımızda iç huzurumuz da sarsılabilir. Bu sebeple doğayla yeniden bağlantı kurmak, ruhsal ve zihinsel huzurumuzu artıran etkin bir yol olabilir. Doğada zaman geçirmek, zihinsel ve fiziksel sağlığımızı olumlu yönde etkileyen bir dizi faydaya sahiptir. Araştırmalar, doğada geçirilen zamanın stresi azalttığını, ruh halini iyileştirdiğini, enerji seviyelerini arttırdığını ve genel yaşam memnuniyetini yükselttiğini göstermiştir. İçinde bulunduğumuz modern dünya, sürekli bir hızla ve yoğun bir şekilde ilerlerken, doğa bize bir soluklanma, bir yavaşlama ve bir iç gözlem imkanı sağlar. Bir ağacın yaprakları arasından süzülen güneş ışığı, bir kuşun cıvıltısı, bir çiçeğin kokusu. Bunlar, çevremizdeki doğal güzellikleri fark etmek ve takdir etmek için sakin ve huzurlu anlar yaratabilir. Ayrıca, doğada zaman geçirmek sadece huzuru yakalamak için değil, aynı zamanda kendi iç dünyamızla da daha derin bir bağlantı kurmak için bir fırsattır. Doğada olmak, zihnimizin sessizleşmesine ve iç sesimizi daha net bir şekilde duymamıza olanak sağlar. Haftada en az bir kez doğada zaman geçirmeyi hedefleyin. Bu, bir parkta yürüyüş yapmayı, bir gölde sandalla gezinmeyi, bir ormanda piknik yapmayı veya sadece arka bahçenizde oturmayı içerebilir. Doğada olmanın en güzel yanlarından biri, doğru yapıldığında herkesin erişebileceği ve keyif alabileceği bir deneyim olmasıdır. Unutmayın, doğayla bağlantı kurmak, sadece dış dünyayla bağlantı kurmak değildir. Aynı zamanda, kendi iç huzurumuz, sakinliğimiz ve dengemizle de bağlantı kurmaktır. Daha huzurlu bir hayat yaşamak için doğayla bağlantı kurmayı deneyin. Bu, zihninizi dinlendirecek, enerjinizi yeniden dolduracak ve yaşamınızın diğer alanlarına olumlu bir şekilde yansıyacaktır.
Dördüncü stratejimiz spor ve fiziksel aktiviteye katılmak. Huzur ve stres yönetimi söz konusu olduğunda egzersiz yapmanın yadsınamaz faydaları vardır. Fiziksel aktivite, stresi azaltma, endorfin salınımı ve genel duygusal huzurun artırılması yoluyla sadece fiziksel sağlığımızı değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal sağlığımızı da iyileştirir. Egzersiz yapmak, özellikle stresli veya duygusal açıdan yoğun bir günün ardından zihnimizi meşgul eden düşüncelerden uzaklaşmamıza ve anı yaşamamıza yardımcı olur. Bu, bir bisiklet turuna çıkmak, bir fitness sınıfına katılmak, bir yürüyüşe çıkmak veya evde bir yoga dersine katılmak olabilir. Önemli olan bedeninizi hareket ettirmek ve zihninizi o anı yaşamaya odaklamaktır. Egzersiz, ayrıca endorfin denen kimyasalları salgılar. Bu mutluluk hormonları doğal bir ağrı kesici olarak işlev görür ve genel bir iyi oluş hissi yaratır. Daha huzurlu bir hayat yaşamak için haftada en az 3 kez 30 dakika veya daha fazla süreyle ılımlı şiddette egzersiz yapmayı hedefleyin. Egzersiz sırasında aynı zamanda nefesinize odaklanmayı da unutmayın. Derin ve düzenli nefesler almak, egzersizin stres azaltıcı etkisini daha da arttırabilir. Bu nefes teknikleri zihninizi temizler ve enerjinizi yeniler. Fiziksel aktivite ayrıca daha iyi bir uyku kalitesini de teşvik eder. Bu da genel huzur ve sağlık için hayati önem taşır. En önemlisi, egzersizi zorunlu bir görev olarak görmeyin. Bunun yerine keyifli bir aktivite olarak kabul edin. İlgi alanlarınıza ve yaşam tarzınıza uygun bir aktivite seçin. Böylece egzersiz yapmayı bir zevk haline getirebilirsiniz. Spor ve fiziksel aktivite hem zihinsel hem de fiziksel sağlığınıza olumlu katkılar sağlar. Düzenli egzersiz yaparak daha huzurlu ve dengeli bir yaşam sürdürmeyi hedefleyin. Kendinize bu zamanı ayırın ve bedeninizin, zihninizin ve ruhunuzun size sunduğu huzuru keşfedin. Bu videoda sizlere huzur bulmanın çeşitli yollarını tanıttık ve huzurlu bir yaşamın nasıl elde edilebileceği konusunda pratik stratejiler sunduk. Farklı yöntemleri denemekten çekinmeyin. Her birimiz farklıyız ve bu nedenle hangi stratejinin sizin için en iyi çalıştığını bulmak tamamen sizin deneyiminize bağlıdır. Daha huzurlu bir yaşamın kapıları sadece dış dünyadaki değişikliklerle değil, aynı zamanda içsel düşünce ve davranışlarınızın dönüşümüyle de açılır. Unutmayın, huzur bir hedef değil, bir yolculuktur. Kendinize ve yaşamınıza karşı nazik olun, sabırlı olun ve kendinizi sevin. Sizin huzurunuz sadece sizin ellerinizdedir. Her adımda huzurlu bir yaşamı keşfetmeye devam edin. Hayatınızın her anında huzur ve mutluluk diliyorum. Kendinize iyi davranın.